Murat Şahin, bir yani bir evet kim? Söyleyecek. Sen bunun izini sürdün. Murat Şahin kim? AKP içindeki şimdi güç savaşında kimi temsil ediyor? Çok gizli bir saat değil aslında. Mustafa Hoş anlattı şimdi. Yani hani çok bilinmeyen bilgiler kalmadı zaten. Yani Murat Şahin Ülkü Ocakları'nın yetişmiş birisi. Bugün de Milli Beka Hareketi'nin başkanı. Yani karşımıza çıkan bu figür Milli var. Milli Beka Hareketi 2018'de kurulmuş. Hani bir dernek vakıf gibi değil, fazla bir faaliyet yok. 2018'de kurulmasının nedeni de esasında yerel seçimler öncesi kuruluyor. Yani daha çok sosyal medyadan Binali Yıldırım lehine ve daha çok Ekrem İmamoğlu aleyhine bir takım sosyal medya kampanyaları düzenleyerek ilk defa. Soylu'nun istifa ettiği geceyi biliyor musun? Şimdi o oraya geleceğiz. Yani 2018'de başlıyor. Esas kurulma amacı AKP içinde belediye seçimlerinde Soylu'nun kullandığı bir aparat bu. Daha çok da sosyal medyada kendilerini gösterdi. Yani sokaklarda gördüğümüz güçlü, Mustafa Hoş'un anlattığı gibi 70'lerden 60'lardan gelen o kontra deneyimi olan bir örgüt değil bunlar. Ama şunu unutmamak lazım. Bugün iktidarda bulunan iki parti de, onun kurucuları da, onun mensupları da Türkiye'de bu tür paramiliter yapılar konusunda tecrübeli insanlar. Yani o yüzden bu yapılara bir yandan evet çok büyük görmeyebiliriz ama bir yandan da bu tecrübeyi de unutmamak lazım. Yani bildiklerimiz var, belki bilmediklerimiz de vardır. Hani boyutları nereye kadar gidiyor bilemeyebiliriz. Ya Milli Beka Hareketi'nin de kuruluşu bu. İlk defa sosyal medyadan gördük aslında İmamoğlu şeyi. Ondan sonra pandemi zamanı 2020'de yani seçim kaybedildikten sonra bir Soylu istifa etti hatırlarsınız. Hı hı. Bir sokağa çıkma yasağı getirdi. Sonra Erdoğan geri aldı. Orada bir Soylu sosyal medya hesabından istifa ettiğini ima eden bir açıklama yapar yapmaz bir kampanya başladı. Bu kampanyayı başlatan ekip Milli Beka Hareketi'ydi. O zaman Milli Beka Hareketi ile Soylu arasındaki organik ilişkiyi biraz anlamış olduk. Yani açığa çıkmaya başladı. Ama o yapıyı şöyle görmek lazım o dönem. Milli Beka Hareketi kendini aslında AKP-MHP ittifakının bir yansıması olarak tanımlıyor. Yani hı, Türk-İslam sentezi gibi. Bu geçmişteki Türk-İslam sentezi hareket gibi değil. Daha çok AKP-MHP ortaklığının kesişen küme, bir nevi gençlik yansıması gibi. Evet, kesişen küme. Öyle çok derin ideolojik şeyleri yok. Derin ideolojik faaliyetleri yok. Pek çok ilde, Türkiye çapında teşkilatlar açsa da bu teşkilatların tabanı pek görünmüyor. Sokağa çıkmaya... Yani öyle her ilde faaliyet yok. Temsilcileri var, atanmış. Binalar tutuluyor. Bunun reklamını seviyorlar. Şurada da açtık, burada da açtık. Evet. Esas odakları İstanbul. Şimdi bunun bir nedeni var aslında, İstanbul. Şimdi İstanbul seçimi kaybedildikten sonra AKP içinde şunu gözlemledik. Bir takım kliklerin farklı güç odaklarının bir çatışmasına tanık olduk. Bunu nasıl somutlayabiliriz? Mesela Albayrak'la Soylu arasında bir gerilim olduğunu, hani Sedat Peker'in de açıkladığı şeylerin ortaya çıkmış. Daha üst boyutta yargı ve emniyete de sirayet eden bir kamplaşma olduğu, hatta o birbirine omuz atan görüntüler çıkmıştı. Bu yalanlanmadı. Birbirine karşı giriştikleri hamleler daha sonra ifşa oldu. Bu var. Bir de AKP içinde İstanbul özelinde AKP MYK üyesi Metin Külünk'le Soylu arasında bir gerilim olduğunu öğrendik biz. Şimdi Milli Beka Hareketi başta kurulduğu zaman bir nevi Soylu'yla Metin Külünk'ün ittifakı gibiydi. Çünkü onursal başkanı Hüseyin Hacıoğlu, kimdi o hatırlatalım. İspark müdürüydü. Hani İmamoğlu'nu ben tanımıyorum diye basın açıklaması yapan Trabzonlu bir bürokrat, belediye bürokratı. Kadir Topbaş döneminden biri oralarda. O Metin Külünk'e yakın bir isim. Onursal başkan Milli Beka Hareketi'nin. Murat Şahin de doğrudan Soylu'ya yakın bir isim. Şimdi bu ikisinin sosyal medya faaliyetlerine, hesaplarına baktığınız zaman birisi Soylu lehine olağanüstü paylaşımlar yapıyor. Diğeri de Metin Külünk lehine paylaşımlar yapıyor. Bu ikisinin arasındaki çatışma, bozulma Metin Külünk ile Soylu arasında İstanbul seçimi kaybedildikten sonra oldu. Bunun iki nedeni var. Birincisi seçimin kaybedilmesinin hesabının parti içinde birilerine çıkartmaya çalıştılar. Bu tepeden başlayıp aşağı kadar giden bir süreçti. Soylu biraz bu işte Külünk'ü suçlu buluyor. Çünkü Külünk etkili bir isimdi o dönem. İstanbul seçimindeki şeyleri yönetmişti şeyde. Orada bir kapışma ilk orada oldu. İkinci mesele de şimdi İstanbul büyük bir rant ağı. Yani belediyenin sağladığı olanaklar. Yani otoparklardan tutun da
bir seyyar satıcıya kadar buradaki bir takım ihale faaliyetlerinden çete, mafya işlerine kadar büyüyen bir pazardan bahsediyoruz. Şimdi bu pazarda herkes bir yerde pay edindi. Yani İstanbul şeyinde burada yürüyen bir çark vardı. Ekrem İmamoğlu'nun belediye koltuğunu alması bu çark bozdu. Bu çark bozulduktan sonra hem bu hesaplaşma ortaya çıktı, bu çatışma, hem bir suçlu arama. Yani Erdoğan'ın nezdinde bunların yüzünden kaybettik ama ben bu işi hallederim gibi herkesin kendini, Mustafa Hoş çok doğru söylüyor, kendini göstermeye çalışan, parti içinde bu yeni dönemde güç edinmeye çalışan odaklar çıktı. İşte Milli Beka Hareketi'ndeki bölünme de tam bu şeyden kaynaklandı. 2020 Ağustos'unda sosyal medyadan birileri bilmediğimiz bir takım hesaplardan Soylu aleyhine paylaşımlar yapmaya başladılar. İlk paylaşım Soylu'nun geçmişte Erdoğan'ı çok eleştirdiği, hatta FETÖ'cü olduğunu ima eden paylaşımlar yapıldı. Peşinden de Mardin'e atanan Kayyım'ın belediyeyi batırdığı, belediyenin milyonlarca liralık ihalesini sürekli İçişleri Bakanı'na yakın isimlere gittiği. Yani güzel burada ya, bir rant paylaşımı var ama bu rant paylaşımının hatta hep aynı kişilere gidiyor. Buradan pay alamayan birileri onu ifşa etti. İfşa çok önemli bir şeydi bence. İlk şey buradan başladı. Mardin Belediyesi ile ilgili. Bunu paylaşan hesabı Milli Beka Hareketi ifşa etti. Bir eski uzman çavuş olduğu 2001'de ayrılan ve bunun da Soylu'nun adamı oldu. Metin Külünk'ün adamı olduğuna dair bayağı kimliğini, adresini yayınladılar. Ve bir anda şöyle herhangi bir şey birisinin ele geçiremeyeceği bilgilerden. Evet, bilgiler. Ve bir yandan da şu oldu. Milli Beka Hareketi bunu yayınladıktan sonra karşı taraf şunu söyledi. Bu bilgileri ancak İçişleri Bakanı verebilir. Emniyetten alabilirdiniz. Dolayısıyla Soylu'yu işaret ederek de. Yani burada bir kapışma oldu. Bunun sonucunda o video çok yayınlandı, biliyorlar. Biraz önce siz de bahsettiniz. Metin Külünk Milli Beka Hareketi'nin merkezini bastı gündüz vakti. Hatta orada bir tartışmalar oldu, kapışmalar oldu. O şeyle birlikte şunu anladık ki Milli Beka Hareketi Soylu'nun Soylu'yla bağlantısı olan bir yapılanma ve Metin Külünk'e ait de başka bir yapılanma var. Hem bunlar AKP içinde bir çatışma var. Aynı zamanda böyle bir çatışma var. Bunun nedeni de şuydu. Soylu Peker ifşaatları başladığı zaman TRT ekranlarından siz biliyor musunuz ki her ay 10 bin dolar alan bir siyasetçi var diye. Anında ertesi günü Peker'in açıklamaları da anladık ki bu Metin Külünk'e işaret ediyordu. Şimdi bu, yani Milli Beka Hareketi'nin hem içeride hem dışarıda denk düştüğü şey bu. Yani çok uzatmadan söylemek gerekirse. Peki niye şimdi öne çıktı? Asıl mesele o. Niye tekrar gündeme geldi? Çünkü bu Milli Beka Hareketi sokaklarda çok gösteri yapan bir ekip değil. Daha çok sosyal medya ve Soylu'nun yürüttüğü faaliyetleri destekleyen bir şey. Çünkü Soylu, anladık ki burada geçtiğimiz programlarda da tartıştık. Erdoğan önüne İBB'yi geri alma. İBB'deki Ekrem İmamoğlu ve CHP iktidarını yıkma, yıpratma konusunda bir plan koymuş görünüyor. Çünkü bu ihaleye açılmıştı. Yani İBB tekrar nasıl alınacak bir ihaleydi. Belli ki Soylu ve ekibi bu ihaleye talip oldu. Önce terörle iltisaklı işi başladı. Sürekli olarak Ekrem İmamoğlu ile ilgili ihalelerle ilgili, yolsuzluk iddialarıyla ilgili, CHP belediyeleri soruşturmalarıyla ilgili sürekli bir propagandaya başladı. O propagandadan devam olarak da Milli Beka Hareketi aynı dönemde hem İBB önünde 3 kere gösteri yaptı aslında. Hı hı. Birisi hatırlarsınız Fatih Sultan Mehmet Türbesi'ni İmamoğlu'nun ziraat etmesi. Elini ve orada arkada, bir anlık bir şey vardı, bir eli arkaya giden hareket. Onu bahane ettiler. İkinci gösteri Soylu'nun açıklamasından sonra burada teröristler çalıştırılıyor açıklaması. Üçüncüsü de bu Sezen Aksu. Yani Milli Beka Hareketi'nin niyeti ne milli, ne beka, ne din, ne toplam olarak AKP'yi savunmak. Hani böyle bir şey yok. Tamamen Soylu'nun işaretiyle, işaret ettiği yöne doğru harekete geçen bir yapılanma. İstanbul'a çökme planının bir parçası bu. Bir yapılanma çünkü bu tabii yani bu direkt bunu gösterdiler zaten. Yani ne zaman seçim kaybedildi o zaman bu yapılar ortaya çıkmaya başladı. Yani bu açıdan Milli Beka Hareketi'ni bir tarikat, 70'li 60'lı yıllara uzanan bir kontrol gerilla faaliyetinin bir parçası mı gibi görmemek lazım. Tamamen Soylu'nun imal ettiği, hatta şöyle bir şey var. MHP içinde, ülke ocakları içinde çok ciddi bir şekilde
Milli Beka Hareketi'ni mafyacılıkla suçlayan bir de kesim var. Yani bu Milli Beka Hareketi'nin bir takım faaliyetlerinin ülke ocaklara da sızdığı, oralarda da bir takım Anadolu'da faaliyetler yürüttüğüne dair işaretler ortaya çıkınca, ülke ocaklarını kendisi de Milli Beka Hareketi'ni ifşa eden, sert eleştirilerde bulunan açıklamalar yapmaya başlar. Kendi içlerinde bir kavga var. Bu binaların kiralarını kim ödüyor acaba? Ya burada çok Sedat Peker bir şey söylemişti. Ne 10 bin dolar demişti. Çantayla arabaya para bıraktım. Şimdi bunun bir ucu, Taner Ay'da konuşacağız, Almanya'ya gidiyordu. Bir ucu da bu tür yapıları beslemek için. O zaman da iş şu soru çıkıyor. Demek ki çete, mafya, uyuşturucu, kara para falandan elde edilen gelirin bir kısmı demek ki bir takım tırnak içinde sivil toplum faaliyetlerinin finansmanında da kullanılıyor demek ki. Yani bunu Sedat Peker kendisi zaten anlattı, ifşa etti, paralar buralara gidiyor diye.